Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kün tertiptiki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsi dıktınlar ekranımızı bozun. Xitay Şarkı Türkistan'da kooperasiya tüzümünü kayıtıdan tırıldırmakta. Atalmış Şinjan gezdinin 23. Öktabirdeki haberde aşkarılınışça, Xitay dairleri atalmış namratlıktan kutulduruş, işkı uğrullaştırış bahanesi bilen, aldınkı eserinin 60. yılları yolu koygan kooperasiya tüzümünü Şarkı Türkistan'da kayıtıdan eslige keltürüp, halkının barlık yaşaş imkaniyetlerini toluq kontrol kılışkı başlayan. Haberde namratlıktan kutulduruş, işkı uğrullaştırış namıda Kaşgar şehirge köpligen zavut karxallarının kurulgallıkı, işkı uğrullaşkallarının köpeygenliki, halkının turmuşu yakşılanğallıkı bayan kılıngan bulup, kooperasiya tüzümünün kayıtıdan yolu koyulup, canlını vatkallıkını aşkarlap ötken. Haberde eğitilişe hemkarlık kooperatifler bilen mas halda atılmış namratlarını yöleş zavuti, balılarını havalilik bekiş orni, bekhtçon korosi katarlık orullar tesis kılıngan. Bunundan Xitayning Sharq Turkiston xalqini zavodlarda majburiy amgaki selivatqanligi, farzandlarining yig'ivalinib xitoylashtirish ma'rifi bo'yicha tarbiyalanayotganligi, xalqning yashash vositasi bo'lgan mol chorva terilg'u yerlarining ham majburiy tartib elinganligi ma'lum bo'lgan. Xabarda tilga elingan Qashqar shahrining Paxtakli yesi Sog'uluq kentidagi Gulbahram Matsaydining uyidagi qo'y qalalarini baqmachilik hamkorlik kooperativining havolilik boshqarishiga berdik. Azgını yerinimi obort kılıb ettik. Tehi yesliğe girmegen balılarga kenetten maksus adam karaydıgan boldi degen sözleri bu noktini tehimi inik ispatlap bergen. Haberge asaslanğanda atalmış Qashqar Şimali Kesifler Bağçısı'da 46 karxanı bar bulup, bütün şehirden 22 min ahale mecburi emgeki selinmaqtı iken. Qashqar şehri diyene atalmış istiqbal bakımcılık kesbi hemkarlık kooperatifi Kaliptaşlar Bakımcılık Kespi Hemkarlık Kooperatifi Qatarlıq 13 Bakımcılık Hemkarlık Kooperatifi kurulgan. Bu kooperatiflerga bütün şehirdeki 4900'dün artıq ailenin 31.000 tuyaq koyu 3 yıl havalilik bekiş namıda mecburi ötküz verilgan. Qashqar şehirdeyene atalmış balılarını havalilik bekiş ornudun 141'i atalmış Yezikenet Bakht Yaşanğallar Sanatoriyesinden 94'ü kurup çıkılgan. Xitay növete ötken əsrinin 60-cı yılları sansızlığan Şarkı Türkistan xalqının açlıqtın ölüp getişini keltürüp çıkarğan kooperasiya tüzümünün dəstəbki baskıçını yolu koyuvatkan bulup, kengaytip icra kılışkı başlıqan. Xitay aldınkı əsirde atalmış kooperasiyagi pay koşuş digen bahanı bilen xalqının barlıq çaru mallarını məcburi ötküz valgan bolsa, əmdilikte atalmış havalilik biqip beriş namıda xalqının çaru mallarını yığıp almaqta. Bulardın sırt yana havalilik bekiş orne digen nam bilen Uyghur perzentlerini mecburi ata-anlardan ayırıp, aile terbiyesinin pütülley mehrum kalıp, Xitaylaştırış ma'arifi boyunca terbiyelemekte. Xitay Şarkı Türkistan hakkında yeni dokulat elan kılıp, halkara cemiyetine aldaşka orundi. Xitayning Şarkı Türkistan halkını umumyüzlük mecburi emgeki selip, kul ornede işiltiş kılmışı, Xalqarada küçlü kün tertibki keldi. Xalqara cemiyet Xitayni hemde Xitayni Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan kırgın kılıç cinayetin tonup yetişki başlayan bir payette Atalmış Şinjan Terakkiyat Tadqiqat Merkezi 20. Oktyabr Atalmış Şinjan'daki asallıq milletlerinin işkı oğruluşuş tekşürüş dokulatını ilan kılgan. Dokulatta Xitay Şarkı Türkistan halkını atalmış işkı oğrulaştırış, namratlıktan kutulduruş namıda mecburi kul kılıp emgeki seliş cinayetini yalgan yavdaklar bilen aklap, Kan kölemlik mecburi emgeki seliş ehvalinin pütülley mevcut emestikini, her millet ammasının işkı oğruluşta öz ihtiyarlıkı bilen devam kılıp atkallıkını, dairler bolsa ammanın toluk işkı oğruluşçıya yardım verip atkallıkını, insani hukukunun kapaletki iki ihkallikini ilgiri sürgen. Dokulat yana Xitayning merkezden Şarkı Türkistan'daki emgek ehvalini emeli tekşürgenliki, tekşürüş arqılıq rayondaki milletlerinin öz talebi bilen işkı oğrulaştırılgallıkını ilgiligenlikige okşaş, yalgan yavudaklar tilge ilingan. Küzetküçüler halkara cemiyetinin mecburi emgeki katnaşkan kişilerinin guvahlıqı, muhbirler ve insani hukuk teşkilatlarının işencilik dokulatı arqılıq, Xitay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan'daki bastırış mecburi emgeki seliş cinayetlerini bilip yetkenlikini, bundinkin Xitay'nın halkara cemiyetine aldışının kıyıngı toxtaydıqallıqını bildirişmekte.
Şivistariya taratkolları Uyghurlarının vaziyetinin yeni bir kıtım Xitay bilen Gharibinin siddiyetini qozğıtıdığanlıqını ilgiri sürdü. Şivistariya taratkolları Uyghurlarının vaziyetinin yeni bir kıtım Xitay bilen Gharibinin siddiyetini qozğıtıdığanlıqını ilgiri sürdü. Fransiya Xalqara Radiosunun 24. Oktyabrdaki haberde bildirilişçe, Şivistariya taratkolları 23. Oktyabr Uyghurlarının ahvali Birleşken Milletler Teşkilatı'da Xitay bilen Gharib otursidiki toqunışını yeni bir kıtım qozğaydu sərləvelik maqali elan qılğan. Maqalede jurnalist Selvi Lasser'nin bu yıl 5. ayda Şarkı Türkistan'a sayahat mavzuluk kitabını nâşir kıldırganlıqını, kitabı kirgüzülgen Uyghurlarının en ahırkı güvahlıq sözü de hazır tolumu keçikduk diyen sözünü əskertip ötkerlikke körüstüp ötülgen. Abdur yana Şivistariya taratkolarına mağa Şarkı Türkistan'ın hazırkı əhvali haqqıda güvahlıq bergen Uyghur kişi, Uyghur milletinin pütülle yuqtuluş aldıdı işkerlikini eytti diyen. O yana bazı güvahçı Uyghurlarının güvahlıq sözünü nâqil elip, hazır Şarkı Türkistan'ın her kaysi şehir köçelerde Uyghurlarını körgülü bulmaydı. Pekat Xitay bilen mecburi toy kılgan ayallarını ve başka azsandaki kişilerini uçuratkılı buludu digerlikini aşkarlıgan. Silvi Lasser muhbirge yana çet elde yaşavatkan Uyghurlarının barlıq tukkalları bilen bulgan alaqı yollarını üzülüp kalgallıqını, Şarkı Türkistan'da nemi iş buluvatkallıqını bilişinin mümkün emeslikini, Xitay Şarkı Türkistan'da özü halıgançı bastırıp kilovatkallıqını, bazı uçurlarga asaslanğanda bu yıl 8. aydaki virus yuqumu mezgilide, Ürümçedeki 150 sağlam okuguchi üniversitet yatıqıdan mecburi doktorxanığa evetligen bulup, ular virus vaksinesinin tecrübe obyektiğe aylandırılgan. Japonya Xitay'a karşı Amerika-Japonya ittifakını küçeytişini talep kıldı. Japonya Başvaziri Suga Yoshihide Japonya-Amerika ittifakını küçeytip, erkin ve uçuk bolgan Hindi Tiniç Okyan nişanını əmelge aşırışını xalaydıqallıqını etdi. Japonya Başvaziri Suga Yoshihide Tokyo'da ziyaratı bulvatkan Amerika Hindi Tiniç Okyan komandalıq ştabıdaki Admiral Philip Davidson'nu qubul qılganda, Canubi ve Şarkı Denizdeki rayonluq xavfsizlik tehditleri üstüde alahide toxtaldı. O Şarkı ve Canubi Deniz'nin hazırki halitini bir tereplemelik halde özgertiş üçün kılınıvatkan ve barğansırı küçüyüvatkan urunuşlardan çunkur endişi kılıvatkanlıqını əskertip, Ali rehberler uçuruşuş seviyesi turvatkan Japonya-Amerika ittifakını küçeytip, iki devlet otursidiki koordinasiya ve hemkarlıqlarını çunkurlaştırış. Erkin ve uçuk Hindi Tiniç Okyan nişanını əmelge aşırışını xalayımız dedi. Admiral Philip Davidson, Amerika, Japonya bilen bulgan ittifaklıqdan memnun. Bu nişanın əmelge eşiği münasvetlik hemkarlıqlarımızı devamlaştırımız dedi. Japonya Nikkei gazetesi bildirilişçe körüşte Şimali Koreya'nın 2020 yılı sentabrının 5'inden başlap aşkarlığan ve yeni kıtalar ara balistik başkurulduğun bombalar işkerlikke ilgiri sürülgen terakki kıldırılgan korallar. Xitay'nın rayondaki küçüğü vatkan kengaymeçiliki ve Okinawa'daki Amerika herbi bazılarının iştat üstüdeki yüklerini yengelletiş katarlı xavupslik meseleleri müzakere kılınğan. Trump'nın devlet bihaterlik meslehetçileri yığınlarda ceza lagırları ve irki kırgıncılık meselelerini tilga almakta. Amerika Prezidenti Donald Trump'nın devlet bihaterlik meslehetçileri özleri katlaşkan muhim sorularda Şarkı Türkistan'daki lagırlarını ceza lagırları dep atımakta. 23. Oktyabr günü Amerika Prezidentinin muavin devlet bihaterlik meslehetçisi Matthew Pottinger, İngiliyedeki aldığın Katar turduğun tetkikat merkezlerden bulgan siyasi almaştırış, Policy Exchange'nin söhbet yığınığı katnaşkanda Şarkı Türkistan'da yolu koyuluvatkan lagırlarını ceza lagırları dep atıdı. O, Prezident Donald Trump hükümetinin Xitay rejimine Şarkı Türkistan'da ceza lagırları yolu koyuluvatkanlığı sebeplik cezalavatkan birden bir hükümetlikini tekitledi ve bunularını dedi. Prezident Trump yürgüzvatkan taşkı siyasetke umumi cehettin karıganınızda onundaki ahlaki amelini enik körü alalaysız. Trump hükümeti Şarkı Türkistan'da yolu koyulgan ceza lagırları sebeplik Xitay hükümetiki bedel töltüvatkan, onunla karşı konkret tedbirlerini elevatkan yarışarıdaki birden bir hükümettir. O, Angliyadaki Akıllar Merkezi'nin yığınığı katnaşkanda aldı bilen Xitay tildi bir nutuk sözlügen idi. O, bu nutukudumu Uyghurlar meselesini alahaydı tilgi elip, Xitay puhralarını öz hakimiyetinin Uyghurlarga kartıvatkan siyasetleri üstüde oylunup görüşke davet kıldı ve mundaq dedi.
Мен дослук, ойлунуш ва учук ашкаралык рухи ичиде Хытайдагы дослардан hükümetanlarning Uyghur халкы ва башка yerlik millatlarga qaratgan siyosiy to'g'risidagi haqiqat ustida izlanib ko'rishingizni so'rayman. Siz o'zingizdan so'rab beqing. Nemishqa iqtisodshunos jurnalining muharrirlari bu hafta muqova maqolasida bu siyosatlarni insoniyatga qarshi jinoyat ve her bir şahıs fakat bir insan bolganlığı üçünla onlarının erkinlik ve izzet hürmetke erişiş hukuku bar degen prinsipka bugünkü günde kılınıvatkan en iğir depsendikilik dep ataydı. Muavin devlet bihaterlik meslekçisi Mateo Pottinger sözünü yeni mundaq devam kılgan. Üç kıtım terörçilerga karşı duruş uruşuğa katnaşkan Deniz Armiyesi askeri bulu süptüm bilen Şarkı Türkistan'da 101 vatkan işlerinin atalmış terörlükü karşı uruşunun Ahlaki stratejisi bilen hiç kandak alakası yok. Xitay diplomat Changping Chunchang 1948 yılı Birleşken Milletler Teşkilatı kişilik hukuk xitap namısını tüzüşke yardım bergende del muşunda xorlaşlarının aldığını almakçı bolgan. Men Xitay pelsefisi din ya ki ahlak ölçemleri boyunca devletinlerde yolu kuyulu atkan ceza lagırlarını aklaydıgan hiç kandak bir sebep tapalmadım. Алдыңғы апта 16 октябрь жума күні Америка дәүләт бихатерлік мәслихатчысы Роберт О'Брайен Америкадагы нөпүзлік тадқиқат органдарыдан Аспен институты сайыпханлык кылган тор йыгынында сөз кылгандымы, уйгырлар хакында мөһим сөз кылган иде. У Хытай режимының Шарқы Түркістанда жүргізіп атқанларын ирқий қырғынчылыққа наһайти яқын бір іш деп изахлаған. У сөзіде Шарқы Түркістанда жүз беріп атқанлар агар ирқий қырғынчылық дейілмеген тақдирде, у халды шуныңға интайын яқын іштер жүз беріп атыды деген иде. Robert O'Brien yana Uyghur lager tutqunlarining chachlarining bozorga selinayotganligini mutilg'a elib, Xitoy rejimi Uyghur ayollarining chechini tushirib, chach mahsulotlari yasab, uni Amerikaga avatibatidi degan. Robert O'Brienning Uyghurlarga yurgizilayotgani irqiy qirg'inchilikka yaqin bir ish deyishi xalqaroliq matbuotlarning diqqatini qo'zg'ab keng xabar qilindi. U shuning bilan birga Amerika hukumatı keyingi qadamda Sharqiy Turkistonda yuz berayotganlarni İrqi qırğınçılıqda bekitamdı degen pərəzlərini mi oturğa çıxardı. Aqsu vilayətində 13 min xizmətçi nüfusunun tigi təktini eniqlaşqa qatnaşmaqda. Xitay rejimi Aqsu vilayətində 13 min xizmətçisini səpərbər qılıb, hər qaysı yezi bazar və ahallar oltıraq rayonlarda nüfusunun tigi təktini eniqlamaqdıkən. Bu Xitay rejiminin mazkur rayonda başlayan 7-nji qitimlik nüfusni umumiyizlik tekshirish harakatining bir parchasi bo'lib, yerlik xabarlarda imorat xaritasi, jadval, uy egalarining tizimligini ko'tarib olgan tekshirish xodimlarining uyma-uy kirib, nüfusning tigi-taktini aniqlayotganligi bildirilgan. Xitay doiralarining bu qitimqi nüfus tekshirishi millionlagan Uyg'ur lagerlarga qamalib, yuz minglagan emgak kuchi Sharqiy Turkistonning ichi sirtidagi Xitay korxonalarida emgakka selinayotgan Uyghur ayolları tug'mas qilinib, yaqinqi 3 yil ichida Uyghur nüfusining zo'r darajada ozib ketishini keltirib chiqargan. Xitoyning harakati xalqaroda irqiy qirg'inchilik deb ayiblanayotgan mazgilda elib berilgan. Oqsu gazetining xabarida ta'kidlanishicha, navbatdagi tekshiruvchilar uyma-uy kirib, aholilarning nüfus ahvolini egallamoqchi ekan. Xabarda tekshiruvchilarning ahvolini tafsili so'rab, birmi oila, birmi odamning tushib qolmasligiga kafolatlik qilganligi 11 oktyabr günü başlanğan tigi taktini tekshirishning 31 oktyabrgacha davomlashadiganligi ta'kidlangan. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha bu tekshirishning millionlagan Uyg'ur lager turmalariga solangan, izdiraksiz yo'qolgan yoki korxonalarga yotkilib, nurg'un yezi kanatlar qurug'dunib qolgan mazgilda elib berilishi diqqat qo'zg'aydi ekan. Amerikadagi eng cho'ng quyosh energiyasi savdo tashkiloti Amerika şirketlerini Şarkı Türkistan'dan çekinip çıkışa çağırdı. Amerika'daki en çok kuyaş energisi sodası teşkilatı Amerika karıhanelerini kişilik hukuk defsendikliği tüpeyle Şarkı Türkistan'dan çekinip çıkışa çağırdı. Malum buluşça dünya kuyaş energisi tahtisi bazarının 90% mahsulatını Xitay temelleydiğen bulup, onun kitidiğen kirimli qetişmesinin 65% Şarkı Türkistan'dan çıkıdıkken. Yaqında Sharqiy Turkistondagi bir Xitoy quyosh energiya taxtisi zavodida portlash yuz berib, dunyo quyosh energiya taxtisi bozorida davolg'ish paydo qilgan. Bu xalqaro quyosh energiyasi shirkatlarini jiddiylashtirayotgan edi. Amerika Bloomberg xabarlari agentligining bildirishicha, Amerikadagi quyosh energiya sanoati jamiyatining muavin prezidenti Jon Semirnov 22 oktyabr bayonot e'lon qilib, sanoat mahsuloti bilan ta'minlanuvchilarning kishilik huquq tafsandichiligiga ishtirok qilishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan.
u biz kishilik huquq dafsandichiligining yirginishlik ikkanligiga aniq tushunchada bo'lishni talab qilamiz degan. Jon Smirnovning bayonoti Capital Road nomli bozor analiz shirkati quyosh energiyasi sanoatining Sharq Turkiston bilan bo'lgan bog'lanishi sababli qoshilig'i uchrash xavfi ortqanligini ilgari surib, orqasidan e'lon qilindi. Bloomberg xabarlarining ta'kidlashicha Jon Smirnov quyosh energiyasi sanoati jamiyatining quyosh energiyasi taxtalarini Sharq Turkistonda ishlab chiqarmaslik, ishlab chiqarilsa majburiy amgakdan xoli bo'lish haqidagi bir kelishim tayyorlayotganligini bildirgan. Xitoyning Shimoliy Koreyaga pul yuyib berganligi oshkorlandi. Germaniya ovozining 23-oktabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Adliya ministerligi Xitoyning ko'rinishda boshqa davlatlar bilan Shimoliy Koreyaga jazo yurgizganda ko'rinsimi, ammo Shimoliy Koreyaning jazodan qichish va harbiy taraqqiyot mablag'iga erishishiga maxfiy yordam berganligini ayibladi. Amerika Adliya ministerligining davlat bexatarlik ishlariga mas'ul yordamchi kotibi Jon Demeris Washingtondagi aql ambari yig'ilishida so'z qilib, Xitoyning Shimoliy Koreyaning xalqaro yo'l qo'ygan jazodan qichishiga yordam berib, ul aslahalari yoki texnika yordam bilan ta'minlaganligini Shunga Shimoliy Koreya pul yuyish orqali kerakli mablag' yoki molga erishganligini bildirgan. Demirisning bildirishicha, Xitoy hozir 200 dimini qilayotgan bo'lib, bir tarafdan Shimoliy Koreyaning xalqaro jazodan qaytishini qo'llagan, yana bir tarafdan Shimoliy Koreyani yo'lab taraqqiy qildirishga ostiritin kuchab kelgan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil martda Amerika Adliya ministerligi ikki Xitoyni Shimoliy Koreyaga vakolatan 100 million yuan qimmatidagi maxfiy pulni yuvgan deb ayiblagan. Amerika yana Shimoliy Koreyaning qanday qilib hakkerlar orqali jazodan qochqanligini inchik tadqiq qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti jazo ijro qilinishini nazorat qiladigan mutaxassislarning bildirishicha, bultur Shimoliy Koreya harbiy plani uchun tor hujumi orqali banki va maxfiy pul sodasidan taxminan 2 milliard dollar mablag'ga erishgan. Gollandiya muxbirining Uyg'urlar haqidagi qisqa filmi zo'r ta'sir qo'zg'adi. Yaqinda Gollandiya davlat televiziyasi NOC, ya'ni Gollandiya radio fondining xabar kanalida Gollandiyaning Beijingdagi muxbiri Shorden Daas tomonidan ishlangan Uyg'urlar haqidagi 8 minutlik qisqa hujjatli film berildi. Xitoy rejimining taklifi bilan Sharq Turkistonda ziyorati bo'lgan Gollandiya muxbiri ishlagan bu qisqa film Gollandiya taratqularida va ijtimoiy taratqularida ham bahrlanib zo'r ta'sir qo'zg'adi. Muxbir Shorden Daas tomonidan ishlangan 8 minutlik qisqa filmda muxbirning Sharq Turkistonda film ishlash jarayonida yo'liqqan to'sqinliklar va o'z ko'zi bilan ko'rgan haqiqiy ahvollar aks ettirilgan. U ziyorat jarayonidagi soqchilarning nazorati, to'sqinligi, u sinig'i elib olgan yangidan qurilayotgan lagerlar haqidagi ko'rinishlar. Poyiz stansiyasida soqchilarning nazoratida o'qishnomada yiroq safarga elib mingilgan Uyg'urlar. Uyg'urlarning muxbirning ziyorat qilishini qo'rqinch ichida rad qilganligi. Ammo rayondagi Xitoy sayohatchilarining bo'lsa, hamma yerni soqchilar qoplagan Sharq Turkiston vaziyatidan cheksiz mamnunligi. Xitoy fuqarolarining o'zini bexatar his qilganligini aynan suratga olgan. Xitoy rejimining rayonda yurgizgan qattiq nazorat tizimini qo'llab aytgan so'zlarmo filmga kirgizilgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur filmni ishlagacha Gollandiya muxbiri Shorden Daasning Sharq Turkiston ziyorati Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining bu yil 8-ning 25-chi kundan 9-ning 1-chi kuniga qadar Yevropadagi Germaniya, Italiya, Gollandiya, Fransiya va Norvegiya qatorliq 5 davlatga ziyoratidan keyin elib berilgan. Xitoy bosh ministri Wang Yining Yevropa muxbirlarini Sharq Turkistonda ziyorat qilib, xabar ishlasa bo'ladiganligi haqida qilgan so'zlari ayni chog'dagi Yevropa taratqularida xabar qilingan edi. Dunyo gazeti 2020 yilning Xitoyning dunyoning ishonchidan mahrum bo'lgan bir yil bo'lganligini ilgari surdi. 22 oktyabr kuni Germaniyada nashrdan chiqadigan Dunyo gazeti Xitoyning Xitoy virusi ustidan g'alaba qilishining haqiqiy mohiyati nomli zo'r hajmlik bir obzor e'lon qildi. Obzor ba'zi kuzatuvchilar iqtisodiy yuksalishiga, Xitoy virusini tizginlashiga qarab, Xitoyni dunyodagi Xitoy virusi ustidan g'alaba qilgan davlat deb atashmoqda. Dal mushu jarayonda Xitoy Kommunist partiyasi o'z navbatida yana dunyoning zo'r darajada ishonchidan ayrildi. Hatto o'ziga sadoqatman bo'lgan fuqarolarining g'azablariga duch keldi degan jumla bilan boshlangan. Obzorda tilga ilinishicha, Amerika va Yevropa Xitoydan tarqalgan Xitoy virusining 2-chi qatimliq yuqori to'lqiniga duch kelayotgan, iqtisodiy zarba og'irlashayotgan, virusni unumli tizginlab, ishlab chiqarish taraqqiyotini tez sur'atda asliga keltirayotgan Germaniya iqtisodining
yana 5% arqığı çekinişi mölçerlenmatqan bir çağda Xitayning Devletlik Statistika İdarisi növbetti Xitay iqtisadining asliga kelib, ishlab chiqarishning 5%lik sur'ati yuksalayotganligini e'lon qilgan. Bu san g'aribliklarni hayron qoldirgan. Obzorda mundaq bayon qilindi. Ba'zi mutaxassislar bu sonliq ma'lumotga ishongili bo'lmaydiganligini ilgari surishdi. Bu faqat bir xil ta'bir. Xitayning sonliq ma'lumotlariga qaraganda dunyoda azaldan shubha mavjud. Xitayning o'zidami mushundoq? Amaliyotda bu xil shubhalar dunyoga texmi muhim uchurlarni tarqitdi. Obzorning iqtisodiy yuksaldi, siyosatda mag'lub bo'ldi nomliq bo'likida munolar bayon qilingan. Xitoy 2020 yili apat xarakterlik bir yilni boshdan kechirdi. Mubolag'asiz bayon qilganda 2020 yili Xitoy bilan G'arbning orliqi mohiyat jihatidan g'oyat zo'r darajada yiroqlashgan yangi bir tarix yoritildi. Amerika bilan orasi buzildi. Yevropa bilan bo'lgan ziddiyati zo'r darajada kuchaydi. Xitoy rejimining dastlabki mazgilda Xitoy virusining tarqalishini yushirishi, diplomatiya sohasidagi tajovuzchilik xarakterini olgan qilmishlari, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning lagerlarga qamalishi, Hong Kongdagi qonun adolatsizligi, Tayvanga qarata tajovuzchilik xohishi, mana bularning hammasi dunyoning nazarini Xitoyga qarshi kuchli bir to'qinishga markazlashtirdi. Oldingi yilga solishtirganda bu fojialar to'g'risidagi uchurlar dunyoni qopladi. Ommaviy ko'z qarash bilan aytganda bu Beijing uchun og'ir ofatdir. Xitoyning dunyoning ishonchidan mahrum bo'lishiga uning saxtikorligi, aldamchiligining sabab bo'layotganligini tilga olgan Dunyo Uyg'ur qurultoyi rais vakili Sharq Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Turg'unjon Alaoddin afandi bo'libmi G'arbning Xitoy rejimining qandoq bir davlat bo'lganligini jazo lagerlari siyosati va Xitoy virusidan keyin texmo ilgirlab tushunishga boshlaganligini ta'kidladi. Türkiye S-400 hava kalkan sistemisini sınaq kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan setip alınan S-400 hava kalkan sistemisinin sınaq kılınğanlığını ilan kıldı. Erdoğan, S-400 hava kalkan sistemisinin sınaq kılınğanlığını bildirip, sınaq kılındı hem kılınıvatıdı. Amerika'nın selbi pozisyası biz bilen münasibetsiz. Biz kulumuzdaki imkaniyetlerimizin sınaqlarını kılmay, nemini kılımız. Bunu Amerika'dan soraydıgan halimiz yok. Faqat S-400'lerini de emez, belki nurgun korallarını sınaq kılımız. Bunu deyinki bu sınaq kılışını devamlaştırımız. Grisya'nın kolu da S-300'ler var. Ular sınaq kılış emez, resmi işilti vatıdı. Amerika ulardan bir nersi sorudu mu? Biz qat'iylik bilen yolumuzni oxşaş usulda devamlaştırımız dedi. O, Azerbaycan-Armeniya otursu da uruş doktu çağırıkları üstüde toxtulup, Armeniyaning bunundan burunmu va'dasida turmaganligini eskertdi. U so'zda ikki davlat o'rtasida o'tkazilish ehtimoli bo'lgan uchrashuvlarga Turkiyaning qatnashish huquqi borligini bildirib, Azerbayjon prezidenti Ilham Aliyevning tutgan ifodasini bir yoqqa tashlab qo'yish mumkin emas. Bu yerda Rossiya masalani hal qilish va tinchlik uchun qatnashishni qanchalik o'ylagan bo'lsa, Turkiyaning oz deganda Rossiyaga o'xshash qatnashish huquqining borligiga ishonaman. Aslida bu masalada hozirgacha Rossiyadan salbiy uchur kelmadi. Rossiyaning bu vaqtda Turkiya to'g'risi salbiy uchurlari yo'q. Biz hozirgacha mayli Azerbayjon, Armeniya masalasi bo'lsin yoki boshqa masallarda, ya'ni Suriyada birlikda xizmat qilyapmiz. Bunodan keyin bu muvaffaqiyatlik qadamlarini tashlab, masallarni hal qilishni umid qilaman dedi. Şu anda arkadaşlar bu testler doğrudur. Yapıldı, yapılıyor. Ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar, bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz ve bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Hürmetli televizyon izleyiciler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kadar programı ahırda ekran arkasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eylemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.